Gaziantep'te bir damat, kına gecesinde halaya davet ettiği kuzeni ve beraberindeki şahıslar tarafından öldüresiye darp edilerek ağır yaralandı. O anlar ise düğün salonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dün işte oğlumuzun kınası vardı. İşte bütün akrabalarımız oraya gelmişti. Yeğenimiz de gelmişti. Bu olayı yapan Mehmet Oğuz. Damatla ufak bir tartışma yaşamışlar. Halay üzerinden yani. Düğün için. Ondan sonra. Sonra ufak bir olay oldu. Tekrar geri gelenleri ayırdık. Kendini evine yolcu ettik. Dedim sen evine çek git. Biz bu işleri hallederiz. O da evine gitmeyerek yoldayken bütün akrabalarını. Kendisi zaten ablamın çocukları olur. Ondan sonra akrabalarını toplayarak yanındaki çalışan işçilerini 15 araba 20 kişi gelerek düğünü bastılar. Oğlumu da darp ettiler. Oğlum da şu anda yoğun bakımda yatıyor. Daha hala da yatıyor çıkmadı. Yok abi yok bacımın çocukları bizim ne husumetimiz var ne alacağımız var ne vereceğimiz var. Her şeyimizi bugüne kadar yaptık. Çeyize beraber gittik. Kınaya beraber gittik. Kız istemeye beraber gittik. Kızın tatlısını bile kendisi aldı yani kızın tatlısını bile kendisi aldı. Ufacık bir şey çene için damattan sen git bütün kardeşlerini yanında 8-10 tane işçi çalışıyor. Ondan sonra levyelerle, çekişlerle, efendime söyleyeyim demirlerle geldiler düğünümüzü bozdular. Düğünü dağıttılar damadı da komaya soktular. Damat da şimdi ameliyatın olduğu yoğun bakımda yatıyor. Yaptıkların cezasını çekecekler yani devlet buna da el atsın yani. Her böyle önüne gelen değneği çekip düğün basarsa, dernek basarsa. Bunu gören yarın öbüründe yapacak. Kanun neyse hepsinin hesabını tek tek. Yani olay halamızın oluyordu. Beraber aynı masada oturuyorduk zaten ondan sonra. Beraber eğleniyorduk. Yani herhangi bir sıkıntı problem yoktu. Yani kendi aramızda da bir sıkıntı problemimiz yok ondan sonra. Yani halay sırasında ondan sonra kardeşim kendisini çağırdı. Yani şeye çağırdı. Halaya gel beraber oynayalım gibisine. Yani o anda kendisi herhalde iş bekliyordu. Büyük bir ihtimal elinde telefonla onunla uğraşıyordu. O da elinden telefonu alınca sinirlendi. İstemeyecek bir kelime etti. Kelime edince bu sefer kardeşim tepki gösterdiğince bu sefer ondan sonra. Yani o da kaldırdı ondan sonra sandalyeyi çevirince onun kafasına değdi. Değdikten sonra ufak bir tartışma yaşandı. Ayırdık ondan sonra güzel bir şekilde konuştuk. Konuştuktan sonra yani gönderdik ondan sonra. Herhangi bir husumiyetimiz yok. Ondan sonra beraber yiyip beraber içen ve sürekli yani kendisiyle beraber olan birisiyim ondan sonra. Gün içerisinde hemen hemen her gün konuşan birisiyim. Yani kesinlikle aramızda bir husumet alacaktı, verecekti. Böyle bir şey de yok. Yani olmaması gerekiyordu bazı şeyler. Kendisi de yani inan ki yani bunların olmasını böyle bu kadar olabileceğini kendisi de tahmin etmiyordu. Ama
bir anlık sinir, bir anlık gaflet, işte sonuçlar ortada. Yani herkesin baştan sona yani bir pişmanlığı vardır. Yok değil ama olmaması gerekiyordu. Yani oldu, artık yapılacak bir şey yok. En mutlu gününde olmaması gerekiyordu. Aradık, sonradan telefonla da izah ettik kendisine. Dedik yani kendisi gitti ama işte kendi durdu. Kendisi belki sonradan geri gelmedi ama çocukları durmadı. Yani olan sonuç bu. Bir anlık öfkeyle, bir anlık sinirle işte insanlar böyle bir şeyde bir ömür boyu bunun sonuçlarına katlanıyor ve sonuçlarını çekmek zorunda kalıyor. Yani iki taraf içinde kimse memnun değil yani. Biz de memnun değiliz. Onların içinde yani kardeşime de üzülüyorum, onlara da üzülüyorum. Sonuçta bir ucundan akrabamız ama olmaması lazımdı. Olması gereken bir şey değildi.